İhlasın kazandırdıkları. İhlas, iman edenlere hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında sonsuz nimetlere ulaşmaları için verilen büyük bir kuvvettir. Bediüzzaman'ın da söylediği gibi mühim bir esas, en büyük kuvvet, en önemli dayanak noktası, en yüksek karakter ve en safi kulluktur. Dünya ve ahiret hayatındaki nimetlerin en büyüğü hiç şüphesiz Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmanın sırrı ise ihlastır. Allah kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Ayetiyle korkup sakınanlar için ahirette en hayırlı karşılık olarak Allah'ın rızasının olduğunu müjdelemiştir ki müminlerin dünya hayatlarındaki çabalarının nihai hedefi zaten budur. Birçok ayette ise Rabbimiz Allah'a ve ahiret gününe iman edip yaptığı amelleri Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlanma dileklerine bir yol sayan ihlas sahiplerini ve muttakileri rahmetine ve cennetine kavuşturacağını müjdelemiştir. Ayetlerde şöyle buyrulur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bedevilerden öleleri de vardır ki onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiklerini Allah yolunda bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlanma dileklerine bir yol sayar. Haberiniz olsun. Bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Öne geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe suresi 99-100 Cennet de müttakiler için uzakta değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Bu size vaad olunandır. Gönülden Allah'a yönelip dönen, İslam'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde Rahman'a karşı içleri titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Kaf suresi 31-33 Erkek olsun, kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek, ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğratılmayacaklardır. Nisa suresi 124